بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلوات بسم الله أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خاف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون manası iyi bilin ki Allah'ın dostlarına veli kullarına yani korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdi. Şimdi bu Telviyat-ı okuyoruz. Telviyat-ı bana böyle nereden bahsediyor diye sorulsa size ne dersiniz böyle abiler? Telviyat-ı Tisa. Ahmet abi abi çok böyle hani Feriha Kısa <laughs> münasebetiyle yazdığı bir mektup var abi. He. Çok böyle e... şey getirir misin Emirdağ ve Kastamonu mu? E ne diyor abi? Evet. İstiyorsanız birkaç parça okuyalım. Bunun, bunun hakkında. Evet, evet, abi, Oku. Abi. Kısa. He. Evet, bu Risale'nin fakir talebenin de hasil ettiği tesir ve intibahlarını kaleme ifade eden her vakit için acizim. Küçük küçük cümleleri ve anahtarlarıyla Heh. pek büyük define ve hazineleri açan küçük küçük cümleleri ve anahtarlarıyla pek büyük define ve açan ve Heh. azim girdapları kapatan Oo. ve tarikatın nezih, adi ve çok yüksek feyizli, sürurlu zevkli, doyulmaz ve bırakılmaz bir yol olduğunu ders veren bu kıymetler Risale'yi çok ehemmiyetli buluyorum diyor. Tamam. Başka var mı? Peki e, Emirdağ 129 var mı yanınızda? Açar mısın orada ne diyor? Ve telviyat var ki bir dersi hakikattır ve yüksek bir dersi ilmidir. Tarikat dersi değildir. Emirda 1.29 29. Ahmet Hüsrev abi tarikattan gelmiş. Şeyh diye. Hasan, Hasan Feyzi abi. O da şeyhti. Ee, Telviat İtisa tarikat nedir? Hakikat nedir? Burada yani ilminde herkes fikrini beyan etmesinde e, şey olmaz, aranmaz. Art niyet aranmaz. Hak perestlik var ya. Yani. E, şöyle, arasında ibadette bile farklı şey beyan edilebiliyor. biz bu ortamda birbirimizden farklı şey beyan edebileceğimiz gibi telviyat etisi hakkında abilerin beyanlarını ustad koymuş. Şuriyet-i Şeriye böyle demiş. Ne dedi bak diyor ki bana tarikat terk edilmez olduğunu anlamış. Başka insan alemindeki enfüsü ölçülerde ee, ciddi bir yarıklar yani ciddi bazı yarılmalar ciddi şeyleri tamir ettiğini söylüyor. Tamir ettiğini söylüyor. Öyle demiyor. Öyle okudun. Ee, biraz e, mesela herkes meşrebine göre bakıyor. Tarikat meşrebinden yani zaten geldiği için Üstre abi. Mesela tarikat hakkında ne diyor? Bak nasıl bir tarikat diyor ve tarikatan Ayrılmaz olduğunu anladım diyor tarikattan. Fakat ustad kendi mektubunda e, telviyat bir dersi hakikattır. Yüksek bir dersi ilmidir. Tarikat dersi değildir. Tarikat e, zaten yöntem yoldur. O vasıta ile ilme, takvaya, edebe hizmet etmek zaten. Bütün cemaatlerin, bütün mesleklerin vazifesi e, dine hizmet etmek, ilme hizmet etmek, edebe hizmet etmek. Tarikat nedir? En kısa tarifiyle e, amelde, amelde kişilere sevdirtip yap, yaptırabilmek. Sevdirerek ameli, namazı, orucu. Tamam? Kalbi işlettirerek. E, Fiilin de kaynağı kalp olduğu için. Tamam? Şimdi tarikat nedir diyor mesela birinci şeyinde bak diyor ki zaten tasavvuf anlatacak. Tarikat, velayet, seyri sülüklamı altında Şirin Nurani bir yol. Fakat mü müthiş bir vartaları, cezbeler var. Sif tarikata ait değil bu tarikat tarik yoldur. Bizim cemaatte de, herkeste de, her cemaatte de olabiliyor. Şataat olur, coşkunluk olur, heyecan olur, muvazenesizlik olur, dengesizlik olur, Mahkeme ve muvazene kayboluyor enfusinam altında en tehlikelisi de o. Enfusinam altında böyle estiği gibi konuşmak böyle böyle o oh falan sen dersin wow oh falan değil. Peki enfusi tefekkür ve yöntem nedir? Çalışmak nedir? Metin üzerinde yürümektir. Bir külliyata iyi hakim olacak olsak enfusi ders yapan veya enfusi girmek isteyen bir külliyata hakim olacak. Külliyat av, afakı bitirmesi lazım seyir afaki, afak yani külliyata afak hakim olacak. İki, atıflarıyla seviyesini görebilecek e, atıflarıyla. Sonra o kelimenin açılımlarıyla mesela vesvese nerelerde geçiyor. Tamam Bunları bir araya getirdin külliyata. Sonra biraz da böyle enfese geçiyor. Çünkü vesvese iki harftir aslında. Vav vesin ves ves e. Mesela ne yapar? Vav vesinin Harflerin tabiatını Sonra kendi aleminde başlar seyretmeye. Seyahat başlar. Seyahat edenin seyri olur. Se ben durduğum yerde seyir, Bir bakarım ki baktığım yer hep aynıdır. Seyahat edince farklı şeyler görürüm. Yani e zahiri bitirmeden batına olmaz. Birisi bak külliyatı bilmiyor. Fazla bilmiyor. Okumuş. Hemen batından dem vuruyorsa hemen koy kenara bu şataat olur, muvazenesizlik olur, olur. sıkıntı olur, sıkıntı olur. Ayet-i Kübra bunun en güzel misalidir. Ee, ta birinci şey bab, bir de ikinci bab. Birincisi afak, sonra enfuse dönüyor. Mesela dağlara bakar, denizlere bakar, afak. Bunu bitiriyor. Külliyata hakim olduktan sonra e, Risale-i Nur'un dusturları ile prensipler. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Başlayacağım da. Yani bu mukademi yapmam lazım. Vurgun yeriz abi. Yukarıya çıkmak e, denize doğru gitmek ayrı vurgundur. Bakın e, aşağıya gittikçe dış basınç çoğalır. İnsan patlar. İçeri böyle bedeni patlatır basınçtan dolayı deniz. Yukarıya çıkarsak e, dış dış taraf insanın dışı basınç azaldığı için vücuttaki kan, nabız vesaire oraya göre fazla gelir. İnsan içeri sıkılmak değil, deniz, denizdeki gibi dışarıya patlar. Burnu patlar, kulağı patlar. Yani damarlar patlar. Damarları şu anda yerinde tutan dıştan gelen basınçtır. Ne kadar basınçtır? İnsanın derisi 172 santimetre karedir ortalama bir insanın her bir santimetreye 10 kilogram basınç yapar. 172 kilo basınç altındadır. Şu anda insan. Yani bunun tıbbın şeyi. Burada duruyoruz. Eğer bu dengeyi bozarsak bir bedendeki basınçtan bahsediyorum ki buradaki basınç ne yapar? Yukarıya çıkarsak iç basınç artıp dış taraftaki basınç azalacağından İçten patlama olur dışarıya. Göz dışarıya fırlar, damarlar patlar, burun patlar, kan gelmeye başlar. Denize doğru giderseniz dış taraftaki basınç artar, içeriye yapıştırır. Birisi dışa açılım hep dış taraf, hep zahir, hep zahir. Birisi hep batın, hep batın. İkisinin muvazenesi ahlem-i yerine Yere sağlam basacaksın yere sağlam basmadan hiçbir şey yok. Ahiret bile buradan sağlam basmayla olur. Metini bırakmadan yürüyeceksin. Enfusi, tefekkür. Nedir mesela çalışmayı göstermiştim size. Diyelim ki kap çalışıyorsun. Zan çalışıyorsun. <laughs> Zanları topluyorsun. Tamam. Üşenmedi madem bu iş yapıyorsun. Bakıyorsun bir zan geçen paragrafları işine yaranı ya yazılımla çıkarıyorsun ya defterine kaydediyorsun. O paragraf çıkarttın. Şimdi tefekkür ediyorsun. Bak şimdi böyle bakıyorum. İm İmam-ı Rabbani demiş ki böyle bak kaşımı. ben bu kalıpla düşünüyorum. Bak bir böyle var. Buraya bakıp hı, Allah ım. Bunu düşünürken külliyata da kimle? Da, bir dakika Emirdağ'ını getirmedim ben size. Getirdim. mi? okumadım var Bak ne demiş bunun hakkında? Kafayı kaldırıp ben demedim. Ne demişler? Külliyat ne demiş telviyat hakkında? Ha, külliyat şey hakim olacaksın 20. E, atıflı çalışır. Şimdi iki, iki, ikinci bakış şu. Kapattım. Aa, hissiyat. Oo o, o, o kürse kadar şeytan müraç yaptırır. Doğru olduğunu kim söyleyecek bana? Bir de kimseyi dinlemez bu. Zahiri dinlemeyen, metinden gitmeyen adam hiç kimseyi dinlemeye tahammül olmaz. Kimseyi tahammül edemez. Mümkün değil. Kendi intibalarını, tespit ve teşhislerini kesinlikle doğru olduğundan bir müdahale şirk olarak görür. Kıskançlık olarak görür. Enani, enaniyet olarak tanımlar. Dur bir dakika. ustat diyor ki, senin diyor muhakematı ehli sünnet vel cemaatın muvazeneleriyle muvazene edeceksin. Yoksa İç basınçtan çöken o kadar insan var ki mezarlıklarda. Muhyiddin Arabi efendi Konevi Hazretleri, Hallacı Mansur iman esaslarına dokunmuş biliyor musunuz? He her şey odur demekle iman edenle edilen aynı oldu. Allah iman kattı her şey odur. Peygamber peygamber yok ki her şey odur ya hem olsun. Peygamberden bir şey yok ki. Melekleri iman. O da kalktı. Meleklerin bir şey var ki her şey odur. Hemost. Her şey odur. <laughs> her şey olunca melek yok, peygamber yok, ben yok. İman hisaslar hep kalktı. Onun için zındıkı ekber denmiş. Zındık denmiş. Ama şehir kebir demiş. Ama kendisi tavsiye etmiş. Ne demiş? Bizden olmayan bizim kitapları bizim okumasın. Biz neyi kastettiğimizi ancak bizim kokumuzu şapan şey olur. Ama zahirde şey yaparsan bak ama ki kebir, zındık-ı kebir. İkisi de, onlar basit adam mıydı onu zındık diyenler? Yok. Çünkü iman esaslarını ortadan kaldırdı bu. vahdet vücut sahilde iman esasını ortadan kaldırıyor. Çünkü melek yok ki melekleri iman olsun. Melek yok ki. Her şey o. Peygamber yok ki. Anladık mı abi? Ha, zahir, zahiri bitirmeden yani nereden bu yürüyor? Mesela bir de örnek vereceğim hayatımızda çok lazım. Biz bu enfusi çalışırken birinci ustadım çalışmam Rüştü abi bize katkısı. Allah mekanı cennet olsun onda. Nadir abi. Sonra şeyde olan Hüseyin abiyle. Konya'da şimdi. Zeytinburnu'nda beraberdik. Bende de yaştı. Onunla beraber. Sabahlara kadar. Onlar şimdi mesela bunları fazla mutala etmiyoruz. Muzakere etmiyoruz. Ama senelerce yaptık. Çünkü ikide bir şeyimiz değişiyordu. Tefekkürümüz değişiyordu. Metinden gitmiyorduk fazla. Onun için ayrıldım yani. Şöyle ayrıldım. bundan duyacaktır belki de şimdi girmiştir. Böyle aynı şeyleri yaşadığım için söylüyorum. Yaşayan bir insanım. Şu gördüğünüz salon var ya bu kadar büyük dahi olmasa. Saman kağıtlarla sabaha kadar yazdığımız bir kağıtlar karışmasın diye tek tek koyduğumuz zaman... İnanın bana yalan söylemiyorum. Basacak yer yoktu. Hep böyle karışmasın diye saman kağıtları koydu. O kadar yazardık, o kadar yazardık. Ama ertesi gün hepsini kaldır at yeniden. Niçin böyle olduk? Niçin ikide bir değişken metin üzerine gitmedik? Bu sefer vurgun yeme ihtimali çok büyük. Kalıbın yok, ölçün yok, yöntemin yok. Estiği gibi söyledim. Yarın ya öyle onu suret manasında söyledim. O kanuniyet yapma. Kendini de başkasını da aldatma. Yani aldanıyorsun. Art niyet yok ama bu, 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 böyle olmasa burada ölçü koymaz. Usta diyor ki zahiri bitirmeden, zahir metin kalmadan oralarda gezinilmez. Ama niçin yapıyor bunu? Çok zevkli olduğunu söylüyor. Zevk, bak zevklidir diyor. Böyle uçuk şeylerde olmak. Aa, leylim leylim. Ya buralarla mı uğraşacağız ya. Eştir, aştır, iştir falan. Nereye itilir bunlar? Bir alametleri. Fiilen alan tembel olurlar. Kaplarından çıkamazlar. Bağnaz olurlar, geçimsiz olurlar, itamcı olurlar. Yani enaniyet o kuvvetlenir. E, tenkitçi olur ve bir de e, insanlar e, takdir görmediği için eleştirdiği için böyle beni haset ediyor der. Bu da kürse kadar vurgun görülebileceğim. Bak maddetten misal verdim. Deniz ve hava nasıl vurgun yenileceği gibi burada da vurgun var. Burada da vurgun yeniliyor. Yani o alemi de yaşadığım arkadaşlar bu saman kağıdı Allah şahit. Yalan değil. Hüseyin abi. Saman kağıdını o kadar yazardık o kadar yazardık ki doldurduk. Basmak için tuvalete gideceğiz değil mi bazen? To, gideceğiz. Basacak yer bazen olmaz. Bazen de yatsıyı biz kıldık mı sabah ezanı okunurken. Böyle şey yaptık. E bunları örnek veriyorum siz de yaşamayın yaşamayın. Hani metinden gittiği zaman çok da rahattı. Ama... Şimdi bunlar laf dinlemiyor ya. Metin e de yok. Peki çıkış yok mu bunlara? Öyle yani çok zor. Yani mesela buna ait böyle konuşmalar yapıyorum düz yani laftin a bilemedim hakikate Allah razı olsun abi biz e, sen de yaşadın biz geri girdin demeyecekler. E niye yapıyorsun? Bari onların yanında yeni dahil olanlar anlasın. Onlar da ölmezler, dönemezler. Çünkü ustat diyor ki zevklidir. Öyle bir zevk var ki mesela Vehhabilik niye gidiliyor? Bu kadar risk alıyorsun. Niye biliyor musun? Risk ne alıyor? Vehhabilik çok zevklidir. Ben İmam Azam'a tabi ne olayım? Ee, sabahtan akşama tekstil fabrikasında çalışıyorum. Fabrikada çalışıyorum. Akşam geldiğim birisi ayet okudu. Ne anladınız? Müfessirler tefsir cennetinde değil. Ben üretiyorum. O oldum. Sabahtan akşama tekstil fabrikasında çalışan adam akşam müfessir oluyor. O kadar zevkli ki ayet hakkında fikir yürütüyorsun. Kendin yapar, kendi tapar. Yani sen tekstil fabrikasına sabahtan akşama çalışan adam o günahların içinde akşamda ayet yorum diyor. E bu kadar zevkli İmam-ı Azam'a tabi olmak niye olayım ya? E, ben ben yorum diyorum. Ben oldum müfessir. Olan talip olmak nerede? Müfessir olmak nerede? Çıkılır mı? Ondan sonra birisi de böyle çıkarsa bu manyak Hasan deli birisi bu kıskanıyor. Bu haset ediyor. Bu enanet ediyor. Kendisine başka şey yapmıyor. Yok kardeş metin. Metinsiz yok. Ben görmedim. Ömrüm bak 60'tan Ağustos'ta gün alacağım. 17 yaşında bu parkura girdim. O göreceğiniz o bir metin alıp veya bir kelime alıp oradan akşama günlerce fikir üretmeyi de yaptım. Arabayla da gitsem yolu bile geçmişim. Yürüdüm. Hep oradayım. Metin var mı? Bir tane işte tutulmuşum kenarda. O da suret midir, kanuniyet midir, hakikatin maniyet midir de bilmiyoruz. Evvel midir, akıl midir, zahir midir, batın mıdır. Çekirdek midir, meyve midir, ağacın zahiri misin, batın mı bilmiyoruz ki. Öyle gidiyoruz. Ee, bak onlar teklif altına da girmiyorlar. İhtiyarı da dinlemiyorlar. Dönerler mi? Dönemezler. O virajı aldı. Yani... İnayet edilirse dönebilir. Ama dönmezler. Niye konuşuyorsun? İkinci kez izah ediyorum. Gitme niyeti olanlar veya yeni dahil olanlar. Abi örneği de gördün. Hiç kuyruğumuzdan ayrılmayan dersimize katılamıyor. Bu konuda bizi hiç bırakmayan dersimizi e durdurup durdurup yazan şimdi bizim derse katılmaya tahammül edemez. Çünkü aha geçmiş geçmiş çekirdek ağaç olmuş. Daha çekirdeği çekirdeğe gelmiyor. Oo oralar acayip. Beni bir oradan döndürürse bu yanlış. Bu enaniyet, haset. <laughs> Geçer ve ha. Vehhabiler döner mi? Komünistlerin döndüğünü gördüm. Vehhabilerin bir kişiyi döndüğüne ve sebep olduğumu veya döndüğünü duymadım ön ömrümde. Ama ne kadar komünistin? Rus'u Müslüman olduğuna sebep olmuşum. Alman felsefe talebesinin e, Schweinfurt'ta e, parkta Müslüman olmasına sebep olmuşuz. Ama bir Behabi'nin eli sünnet olduğunu görmedim. Yani kitaba, imama tabi olduğunu görmedim. Peki belirli bir mesafe almış böyle enfus zanniyle o gırdabı vurgunu yeni döndüğünü gördün mü? Görmedim. Onu da görmedim. Başlıyor. Bu vurgun olmasın diye bu kısmı okuyorum daire şeriatın haricinde bulunan ehli tarikat iki kısımdır. Sayfa 453 mektubat. Bir kısmı, 453 abiler. Şöyle göstereyim. Hem çalışmayı bak abiler. Bak esas mevzu buradandır. Buradan. Ama uzun olur. Burayı da okumadım. Şuradan başlayacağım. Okumak istediğim şu ikinci kısım. Bak atıfları da böyle yapılıyor. Yani ne demiş? Kastamonu 195, Lemalar 56, Barla 53. Sen 53'ten mi okudun? Yok. Ben 106'dan okudum. Tamam. O başına. Bak burada Mektubat 343'te 452 Büyük Mesnevi 102'de Barla, Muhakemat, Gene Mektubat, Mektubat, Lemalar, Kastamonu, işaretleyeceğiz Mektubat vesaire. Yani buradan okuyacağım. Bak gösteriyorum. Buradan bunu okuyacağım, keseceğim. Da Daire-i şeriatın haricinde bulunan ehli tarikat iki kısımdır. Ben bu kardeşleri sevdiğim için yani bu şeyleri kaz ediyorum. Metinden gidin yoksa vurgundasınız. Ya denizde vur vurulacaksın ya semaya çıkıp ayak yere basılacak. Bir kısmı sabıkan geçtiği gibi ya hale ya istiraka cezbeye ve sekre mağlup olup veya teklifi teklifi dinlemeyen veya ihtiyarı işitmeyen latifelerin mahkumu olup insanda böyle bir latife var görüyor musun? Bir hal latifesi, istirak latifesi, cezbeye bizi sevk eden latife var. Sekr. Sekr nedir abi? Sekr. Sarhoşluk. 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 Tabi canım canım o içkiden var. Öyle. Ve o kadar acayip ki eğer bir tanesi gelip beni uyandırırsa var ya var haline. Çünkü orada çok zevklidir. Yani bedenin dayatmalarından, cinsellikten, şöhretten, şey her sene sırılır. O güzelliği var işte. Oraya geçince böyle acayip ama böyle esas attı falan. Hatta bu hale devamlı kalmak için namazı olan nerede ezan okunur şimdi. Namazı böyle resmi usta diyor resmi kılar tekrar buraya girer. Çünkü oraya girmek zevklidir ya. Yani. Ama çok mesafe aldığını zannediyorsun. Oysa <laughs> kaybet. Çok acayip. Ee, mesela sekirde bir sarhoşluk ama cezbede dışarıda yansır. Sekirde dışarı yansımaz böyle, içeride. Ötekisi işte Mevlana düğünlerinde semazenler var ya, onun gibi böyle. Cezbeye kapılmış böyle. Ne yaptın, ne ettiğini bir oraya, bir oraya, bir oraya. Davranışlarında öyle olur. Yani muayenlik şey yapmaz, güven vermez adamın hayatında. Güven vermez. Ve ikaz edilmek çok zordur. Yani ikazı almak çok zordur. Bak metinle uğraşacaksın. Demek ki insanda bir latife var ki bazen hal olur, istirak olur, cezbe olur, sekre olur, mağlup olup, olunca ne oluyor? Teklifi dinlemeyen, teklifi dinlemiyor, ihtiyarı işitmeyen latifelerin mahkumu olup, daire-i şeriatın haricine çıkıyor. Şeriat demek o şartlara uygun hükümlerin dışında kalmak. Yani tuvalette şeriat nedir? Orada uygun davranmak. Gusul icap ediyorsa yıkanmak şeriattır. O şartların bizdeki eylemsel hali. Şartlara göre mesela yağmurda şemsiye almak, şemsiye zaten artıyor. şeriattır. Tuvalet adamını uymak şeriattır. Gusul abana uymak şeriattır. Tuvaletin içine tükürmemek şeriattır. Şartların bize ge getirdiği yani doğru davranışlar bütünlüğüdür. Şart ya ortam bizim dışımızda gelişen hadiselere davranış biçimimiz belirliyor. Böyle bak diyor. Mesela seçim olacak diyor. Ev sana sizden olan değilse diyor. Ehven-i şer'i ihtiyar ediniz diyor. Şeriattır. Hani dışımızda gelişen şartlara uygun bize getirdiği doğru davranış bütünlüğüne şeriat diyor. Şimdi teklifi dinlemeyen, ihtiyar işitmeyen latifelerin mahkumu olup daire-i şeriatın haricine çıkıyor. Fakat o çıkmak ahkam-ı şeriatı beğenmemekten veya istememekten değil ha. Risale-i Nur derslerini, metinleri beğenmemek değil. O ayeti beğenmemek değil. Belki mecburiyetle ihtiyarsız ki terk ediyor. İhtiyarsız. Yani acayip oluyor. Yani metin kısacası metinsiz yürüyemeyiz abiler. Metinde olacak metin. Mesela biz çalışıyoruz yani göstermiştim. Dima, tahayyül, tasavvur, vicdan vicdan bütün metinleri alıyorsun. Tek tek onun üzerine atıflarını, açılımlarını külliyattan bulduktan sonra okurken bu metine dayalı olan bu tefekkür doğrudur, haktır. Yanlış da yoksa doğrudur. Hiçbir şey yok. Zararı olmaz. Hiçbir zararı olmaz. Çünkü kalıp içindesin. Eğer bir nimet de olursa elinde birisi bu konuda uzmansa, hayır burayı geçme. Burayı da aşma. Burayı geçme. Burayı da aşma. Bak böyle. Yok böyle Ondan işte ondan daha büyük nimet insana verilmemiş. Hem kendin yürüyorsun hem birisi elinden senin tutuyor. Hem senin elinden birisi tuta, tutan varsa o eskide biliyorsun büyük zatların hep böyle e, büyük bir şahsiyeti tanımaları ne kadar zor olmuş. Ama dikkat edersen tasavvufta kaç kişi be? bu parmağımı geçmez ha. Yok i̇mam Şibli şu bu. Nasıl buldular? Mevlana, Şemsi Tebrizi kaç tane? E bin, bin küsür senede kaç kişi yani? Saydık Mevlana. Say bakalım Şemsi Tebrizi. Başka o çamurda besmeliği kaldıran şey. Bir şık şey abi. Şey abi. Tamam say. Bak o kadar. Ya, 1400 senede bu kadar mı? Olmuyor işte. Bana çok zannediyor. Çok yok. Çok yok. Ne yapacaksın? Ustatları bulmak zor. Müsait fıtratlar var ama ustatlar yok. Ustat çok az. Bu uzmanı. herkese de nasip olmuyor. Bak beğenmemek değil. Belki mecburiyetle yani o onu çağrıştırıyor. O onu netice veriyor. Ya, netice veriyor. Bir de bir daha söylüyorum beden hazlardan ölüm korkusundan cinsellikten davalardan seni kurtardığı için beden hayattan alem şahadetten seni çıkarttığı için oralarda o kadar zevkli ki size anlatamam. Böyle Hiç... Aa, yemek hanısa buldum. Allah ne yemeği ya. Ha, ezan okundu. Dur. Ezan okun. Hadi bakalım. Ekber. Allah Ekber. Yine Gene böyle böyle oluyor. Usta diyor resmi diyor kılar namazın kendi alemini o aralara girmek zevktedir abiler. Ama kontrol yok. Orada yollar buz. Frenler pek tutmuyor. Rehbersiz olursan. Ustad diyor ki ben ayak sesini işittim en son diyor. Ondan sonra o ayak sesi de duymadım daha diyor. İlk önce seslerini duydum diyor. Simaları vardı diyor. Sonra seslerini duydum diyor. Sonra konuşmaları kaldı diyor. Yazıları kaldı. En yani son ayak sesini duydum. Sonra o ayak sesleri de kayboldu. Hatırladınız mı? Kayboldu. Peki o zatın ayak sesi bile kayboldu da Hasan'ın Hasan bir şeysi mi kalır ya? Rehbersizlikten. Kendin ye, kendin pişir olmaz. Sonra mecburiyetle çıkıyorlar. Bu kısım ehli ve alayet var. Bunlar ehli veli. Hani kardeşlerimiz de velidir yani ama cezbeye veya sekre veya istikra, istiraka hale veya bir mananın şeyine, hakikatına hakikat sarhoşluğu çok acayiptir. Ha, çıkması çok zordur. Hakikat sarhoşluğu çok acayiptir. Çok garip. O kadar keyifli ki vallahi benim bilmiyorum cinselliği, içkiyi de bilmiyorum ama hiçbir şeye benzemeyeceğini tahmin ediyorum. Hakikat sarhoştu geçtin mi? Melek mest, zerre mest, arz mest, ahiret mest, cennetmez. İsteyene ver onu. Kur'an'da Allah bu kadamet ediyor. Bu ne diyor? Bir isteyene ver onu. Birkaç görse birkaç yürü. Bu adam nasıl görüyor? Allah nasıl tavsif ediyor cenneti? Bu nasıl görüyor bak. Vay be. Ne kadar şey. E, baksana Allah Kur'an'da nasıl cenneti anlatıyor? Bu ne diyor? Birkaç köşte birkaç yürü. Yani acayip bir şey. O oh, hakikat sarhoşluğuna Fatih. Hakikat sarhoşluğuna ama ne diyoruz? Vay nereye? kardeşim ya cezbededir, ya sekirdedir, ya istiraktadır, ya haldedir. Ama e, bu bu abimiz Yunus Emre abimiz bu tasavvuf enfusi şeyde ama ilmi kelam ulemasından bir tanesinde böyle bir şey çıkmıyor. Çünkü yere basmışlar onlar. Alemi Şahadet. çok üst. Nasıl bir yer biliyor musun burası? Ama gözükmüyor. bir tencere getir. Cenneti cennete tecelli eden esmaları getir koy içine. Cehenneme tecelli eden esmaları koy karıştır. Cemali ve celali esmaları. Karıştır karıştır karıştır. karıştır. Buzdolabına koy donsun. Onun adı dünyadır. Celali ve cemali. onun işte Nereye göre celal ve cemal anlamlanmış? İnsan bunun kemali. Bu her şeyde abi 24. sözün 2. dalında bahsediyor ya. Burada diyor e, tabi biraz uzun da. Diyor ki işte şu esrarın hikmeti şudur ki insan çendan Çocuğu bırak da dolaşsın. Dolaşsın. Kız dolaş ya. Ben söyle söyle. İnsan çendan bütün esmer mazhar ve bütün kemalata müstahittir. Lakin iktidarı cüz'i, ihtiyarı cüz'i, istidadı muhtelif, arzuları mütevafit olduğu halde binler perdeler, berzahlar içinde hakikati tahrir eder. Evet. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şudunda berzahlar ortaya çıkıyor. Evet, berzahlar var. Berzahtan geçemiyor. Geçemiyor. Yani bazı kardeşler var mesela, e, baya maşallah yani, öyle inkişaf etmişler ki, ama bir metin eksikliği var. ...yani yöntem eksikti... ...bir yönteme kalıba girse var ya... ...uçacak ha... ...bayağı aralamış yani... ...yani o kadar... ...hakikatler önünde masada ama... ...düşün yani... ...bizim tamirde çalışırken... ...staj yaparken... ...motorda... ...hoca derdi ki... ...bir adamı diyor dükkana girdiğin zaman... ...motoru mu sökecek arabasını getirir... ...hepsini ayrı ayrı koyar sırayla koyar. Hepsini bir araya koyma. Bu adam disiplin Bu adam işi biliyor. Bir adam da düşün ki bir çanak getirmiş. Pistonları, manifoldları, bujileri, kabloları. Aa, hepsi aynı yere yığmış. Ondan sonra seçiyor. Ondan sonra küfür ediyor. Nerede lan bu? Yani burada, burada böyle. Yani o kardeş de ya yani kardeşlerimizden de bazılar böyle. Yani doğru ama birbirine girmiş. 10 sene sonra gene aynı şey konuşulacak. Aynı şey konuşulacak. Orada bir gram gidile gidilemeyecek. Ama çok güzeldi. Çok güzel şeyler olmuş. Hadi bunu bir, bir kurallara, yöntemlere koy. an sıçrıyorsun bu sefer. O orada kalıyor. Yani dinleyen de ne der? Vay be. İşte sıkıntı orada mesul oluyor. Oraya cezbe olduğu için oraya gider. 10 sene sonra aynı şey konuşacak. İnan aynı şey. Ne demek aynı yerde. 10 sene sonra git bugün konuş aynı şey konuşacak. Çünkü metin değişikliği yok. Şey havanda su dövmek gibi aynı yer aynı şeyle kıyas edilip böyle iç alem. Bazen de insan doyum olmadığı için mübalağa ediyor. Mübalağacı yani böyle fazla oluyor. Bu sefer biraz da ileri gitti mi insanda beka cilvesini baki kokusu kokmaya başlıyor. Bakilik, Allah'ın baki ismi. Yani vacibül vücudun ne nispeti edip, panteistler de öyle. İnsan terakki ede ede ne olur? Ondan geldik, ona dönüşür. İnsan tanrılaşır. Bunu iddia eden panteist. Yani tanrıdan geldiğimiz için onun menfe olduğu için tanrı kullanıyorum. Tanrıdan geldi. İnsan o mazar ola ola esmaya en eteme mazar olduğumu geldiği şeye dönüşünce tanrılaşır. Onun için bahtalım. Oysa biz cil ve cemanlaki sanatız. Yani o bilgiler var ya kardeşlerimizin bilgileri. Eğer yönteme, kurala yani metine, metinle yürünse o acayip fırlayacak. Çünkü malzemesi tamam. Yöntem eksikliği var. Ben de onlara diyorum ki yönteme, sisteme uygula o kalıba sok fırla yani. Yanlıştır demiyorum onu. Ama birbirine girmiş. Hiçbir tane doğru olmuyor yani. Birbirine giriyor. Bu sefer seni de boğar. Herkesi de Hatta bu neviden değil yalnız daire şeriattan belki daire-i İslamiyet tarihinde bulunduğunu bazı muhakkikini evli hükmetmişler. Bazılarda hakikat sarhoşluğu Zübeyir. Hakikat okuduğun için söylüyorum hakikat sarhoşluğu yaşadığı için e, bir bakmış ki daire şeriatın haricinde daire şeriatın belki daire İslam'ı tarzının bulunduğunu bazı veliler olmuş. Veli ama e, İslamiyet'in ve şeriatın haricinde de bulunabilmiş. Mesela e, çok zikredilir ya hatırınıza geldiği gibi kim olabilir? Cibali, Baba. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri tıplar atıyor. O da kerametle topları tutuyor. Gavurcuklarıma niye atıyorsun diye geri atıyor bombaları. Eliyle tutuyor. O ne oldu şimdi? İslam için Yani şeriatın İslamiyetin dışına çıktı, Sekir hali. Gavurcuklarıma niye atıyor Yani muvazenesi şefkat. Mesela muvazenesi şefkat balık yemiyor adam. Yani acıdığından balık kesilir. Ama gider şeyde köfteci Yusuf'ta köfte yer. Sanki gökten gelmiş o et hayvan kesilmesine karşıyım. Hayvan sevgisi var ama etten çıkmaz. Ayaç kıyımına karşıyım. Evinde mobilyalar kırla gidiyor. Lan gökten mi geldi bu mobilya? Hayvan sevgisi var diyor. Kürk giyiyorsun. O o kaç tane hayvan kesildi biliyor musun onun için? Hayvan şeyine karşıyım diyorsun. Çin'den gelen yastık şey yapıyorsun. Kazlar tek tek yolunuyor biliyor musun? Senin o yastık bir yastıktaki kafa koyman için o tüyler var ya kaz tüyünden en az 50 tane kaz yolurmuş. Hiç gün biliyor musun sen onu? Muvazenetsiz Bu budur işte. Yani burada da böyle. Şimdi kardeşim kalıba gir, kalıpla git sana karşı değiller kimse. Kalıp ve yöntemle git hem de emin ol. O söylediklerini metinleştir, metinin içerisine koy. Sen böyle niye tüfekir diyorsun denmiyor. Yani şuradan çıkarttım. Şuradan yürüyorum. O mana şeylerini yap ki arkadan gelenlere de iz olsun. Sana da güven olsun. Metinsiz yürümek olmayan kara kedi karanlık odada aramak gibi. Olmayan kara kedi karanlık odada arınca. Devam ediyorum. Hem mühim veliler bunların içinde muvakkaten bulunmuş. Bu kardeşlerimizde veli bulunmuş. Hatta bu neviden ya, e, değil yalnız daire şeriattan belki daire-i İslamiyet haricinde bulunduğunu bazı muhakkikin evliye hükmetmişler. Fakat bir şartla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ahkamın hiçbirini tekzip etmemektir. Yani etmiyorlar da. Fakat Rabilerde tehlike var. Nedir o? Eee ahkam-ı şeriatın kaynaklarından bir tanesi de sünnettir. Sünneti inkar ediyor. Kafa almıyor ya. Sünneti inkar etmek, ayet inkar etmek gibi olduğu için nasıl? Ondan sonra sıkıntı oluyor. Yani dinden çıkıyor bu sefer. Hadis inkar ettiği için dinden çıkıyor. Fakat diyor bak bir şartla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ahkamın hiçbirini tekzip etmemektir. Belki ya düşünmüyor veya muteveci olamıyor veyahut bilemiyor ve bilmiyor. Tamam buraya kadar doğru. Masum ama bilse kabul etse olmaz. Yani bi, he, bilse kabul etmese olmaz. Yani bunun e, bunu bilmediğini de bilmiyor. Zor işte ya. Bu normal değil mi yani ki bazı de, bir yani şey, normalde... De, olabilir tabi bize niye bu dersi koymuş? Ben buna niye ihtiyaç duydum? Nasıl sıkıntı geldi, ikincisi değil mi? Evet. O ikinci i̇kincisi okuyacağım şimdi de. Yani bu olabilir ki koymuşlar Risale'de bunu. Bizim dairede böyle bir şey olmayacağı olsaydı bunu koyar mıydı? He? Latif ol. Koyar mı abi? Koymaz abi. Koymaz. Demek ki olacak. E bunu derse dinle getirdim mi? Sıkılma kardeşim. Bak bir kardeşim, bir abin olarak söylüyorum ki böyle biraz da ben de vurgunu yemiş insanım. Ee, böyle yap. O ölçü değil. Senin o aletini hiç kimse hedef yapamaz. Gayet de değil o. O sana ait. Genel değil. O zaman nesin? Muzam şey e, muzam ümmet caddeyi kübradan gider. Yani yoksa senin ferdi olur o yol. Sana has kalır. La faydalı ol. Kalıp da git. Böyle bir daha söylüyorum iki defa. Böyle bir şey dairemizde olama, ol, olmayacağında olsaydı bu bunu denmezdi bize. Bu bu risale yazılmazdı. Bu olacak bizim içimizde. Birileri bir bir kasım gelir, bir molla kasım gelir, seni çeker sılaya. Fırat'a da seni kağıdın irtahta atar. Var ya böyle. Yunus eğri bürü söyleme bu sözleri. Sonra çıkar bir molla Kasım seni çeker sile ya var ya böyle. Kasım deyince <laughs> yani Resul Tamam. Evet yeni girdin ama evet. Şimdi esas okumak istediğimi <laughs> yere geldim. Bu kadar şey anlattım. 2 4 6 7 tane satır var. İkinci kısım ise Tarikat ve Hakikatın Hakikat Risale-i Nur derslerin Tarikat Tarikatı tarif etmiştik. Ee, İslamiyet'i severek e, yaptırma, yapabilme, haletini, fikrini, hissini kazandırma yöntemi. Tamam. Tarikat ve hakikat. hakikat risale eşya, esma-i ilahiyeden gitmek. Hakikatın parlak ezvaklarına kapılıp, yani Risale-i Nur'un da öyle. Ee, metin, metini aldın, evet bir tane aldık, iki tane aldık da, fakat Saatlerce, günlerce aynı şey olmuş. Şey oldu. Fakat o hakikatin parlaklığı var ya böyle. Metini unutturdu. oradan oraya oradan. Bu neymiş? Ezvaklarına kapılıp. Bu zevklidir. Zevklerine kapılıp. Mezakından. Mezak ne demek? Zevkinden. çok yüksek olan hakaiki şeriatın derece zevkine yetişemediği için. Yani o halel yükseldi. E kardeşim kitap oku ya biraz metin 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 tahlilleri, atıflarıyla beraber o tefekkür yap. Kesme o tefekkürü. Daha kaliteli olsun. Yani çerçevelensin. Yok, onu yapamaz. Yapılamaz. Niye? Zevkli ya. Oradan çıkmak çok zor. E, ne yapar? Şeriatı var ya böyle. Şeriat derken e, bizim dışımızda gelişen ee, şartlara uygun fikir, söz, davranışları ifade etmenin adı şeriat'tır. Şeri at. Yani yağmurda şemsiye almak, tuvalete sol ayakla girmek. Neyle çıkacağız? Sol mu sağ mı? Sağ. Allah ın Allah ın Allah ın sağ. Sağla. Nasıl oturacaksın? Tükürmeyeceksin. Vesaire özellerini atmayacaksın. Orada düşün. bu şeriat'tır. Yani çok söylüyorum çünkü şeriatı çok e, ağızlarına alın ehli dalalet hücum ediyor. Şeriat budur ya. Şeriat muhtaçlara yardım etmek şeriattır zekat. Şeriat Ramazan'da oruç tutmak şeriat. Gusül icap ediyorsa yıkanmak şeriat. Tuvalete tükürmemek şeriat. Yolda e, bir insanların zarar verecek şeyi kaldırmak şeriat. Yani bu adam gibi yaşamak şeriat ya. <laughs> adam gibi yaşamak şeriat ya. Şimdi bu bu telakide oldukları için buraya metin taliline, metin araştırıp da tefekküre gelinemez. Çünkü o zevki yakalandı. O zevklidir orası. Ben biliyorum orayı. Kısma biliyorum. O böyle metinden, kısma metinden geçtik ama artık hep değil. Yani orada, orada da ölçü olması lazım. Orayı da konuşurken, orası zevklidir. Zevkli olunca şu olur. Artık gelip de e, zevksiz, resmi bir şey telakki edip şeriatı yani bu metinleri yani bu alem ki kuralları uymak zevki telakki edip ona karşı lakayt kalır. Ya kardeşim ben külliyatı niye okuyacağım zaten? Okuduk bitirdik oradayız. Biz burada olmak için okuduk. Daha geri ben niye döneyim ya? Ben oradayım ya. Yani. Böyle. Bir geri gelmek zevksiz, resmi oluyor. Namaz da öyle. Mesela Nasıl olduğunu, Şimdi orada ya em, emin olmayan, emin olmadığı için ne yapar? Birisine paylaşmak ister. Konuşur, 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 konuşur. Kaç saat? Beş saat, altı saat. Niye? Çünkü orada eminlik yok. Çünkü kalıp yok. Orada da yöntem yapmış. Şeriat oraya da hüküm getirmiş. Oraya da kural getirmiş. Bak itikadını bozma. Ee, bekaya mazarsın ama baki baki Zülcelal değil. Baki kokusunu verme kendine bak. İnsan ben orada da yokum. Orada da diyor. E ben kimim o zaman? Hiç. Ben hiç şeyim. Tamam da vacip misin ya? Hiçin hiç vacip misin kardeşim? Mahluk tarafın yok mu? Yani efal aleminde itikadı itikat aleminde efalı karıştırırsan ne olur. Bak. Ama gelmesi resmi ve zevksiz olduğundan gelmek istemiyoruz. Resmi şey zevksiz resmi bir şey telakki edip ona karşı lakayt kalır. Bu dersler konmuşsa mesela diyelim ki Allah Allah diyorum. Ben şimdi olsam o zaman biz çalışırken bir, abi bizden yaşlı böyle bir ders yapsa, burayı da gösterse ve dese ki yani böyle bir şey bizde olmasa ustat bunu koyar mı deyince inan düşünürdüm. Allah Allah hakikaten ya. Nerede bir şey yapıyorum? Acaba hata olmasın? Endişe. <laughs> Ama eğer biraz bunun sekrine mağlup olsa ne bu bizi dinler beni kastediyor der. Mesela bir tuhaftır. İnsanoğlu bir şeydir. Şimdi bu genel ya insanlarla uğraşacak ne zamanımız var ne de benim seviye müsait yani in, in, inip de bir kişiye has hedef yapacak kadar ben alçalmam kardeşim. Bir insanı özel, özeli bir toplu bir yerde hitap etmem. Benim işim başka kardeşim. Ama ne der o kör olasını biz? Bu derste beni hedefledi. Bana söylüyor. Hep benim. La şükret keşke sen olsa. Demek ki üzerine aldın bu dersi. Ha, terbiye işte. Zaten üzerine almak için bu dersi dinliyoruz. Üzerine almayan lakat girdi çıktı. Doktor dedi ki mesela bazı kulağı duymuyor dedi. Allah Allah. Bakayım dedi doktor. Ne üzerine almadığını söylüyorum. Kulağım duymuyor. Kulağım bir bakayım dedi. Işık var ya tepezi doktor. Bir ışık tuttu. Bu kulaktan çıktı. Boş demek ki yani. İçeride bir şey yok ki. Işığı tutacak bir şey yok. Buradan ışığı vurdu buradan çıktı. E, bu dersi muhatap olmayan adam buradan girdi, buradan çıktı yani. Ama şunu dememesi lazım. Bana hitap ediyor, bana hitap ediyor. Beni hedeflemiş, lan seni hedeflemez. Çünkü böyle insanlar, umuma mal olmuş İnsanlar fertle uğraşmaz. Ama fertte gözüken bir hastalık yayılma istidadında varsa, o hem o fertte hem yayılmaya zarar olmasın diye hakikati bir eder. Kim dinler? Niyet olan dinlerse. Dinler. Yani hiç kimse diyemez ki bu derse beni hedefliyor. Yok. Ama sebep olunabiliyor. Nereden bu ders ihtiyaç çıktı? Ha mutlaka bir şeyden kaynaklanmıştır. Ha, o zaman zarar telakki ettim veya zannettiğim, zarar zannettiğim ama metine dayanarak böyle yapmayalım. Hakikat sarhoşluğu olduğu gibi tarikat sarhoşluğu da var. Bunlar istiraktır, cezbedir, haldir, sekredir. Ne yapalım? Kalıba inelim abi. Yapma değil. Orada ol. Onlar da ama onları da kalıba sok. Yönteme git. Ee, vahdetil vücutcu olma. Panteist olmayalım. Ee, BK kokusu vermeyelim. Yok yok da yok da, yokum yok da yoktum. Hiç yok. E, ee, o zaman baklava da varım. Cinsellik varım. Arabaya binerken varım. Para cebe koyarken Düşünce de yokum. Eylemde hiç yok. Hani yoktuk biz. Baklava niye yiyoruz? Şimdi, ne şey, Evet. O zaman mahlukiyeti nefret edince, evet bize giydirilmiş. Bu elbise bize giydirilmiş. Bana ait değil. Ama mahlukum. Enenin iki veci var. Bir mülk tarafı bir melekut tarafı. Sif melekut tarafı alırmak yanlış olduğu gibi sif mülk almak da yanlıştır. İşte vahdet vücudu sen söyledim sen siz yoktunuz. Yani iman esasına dokunuyor. Çünkü her şey odur deyince melek yok ki. Demek o. Bak melekler iman kalktı. Resul. Her şey o dursa peygamber var mı? Yok her şey o. Bak peygamber limanda da kalktı. Şurayı okuyabilir musun abi? He. Bu... Mühitin düştüğü yeri söylüyor işte. Hazreti Mühitin meşrebinde olanlar yalnız aynelik ve zarfiyet cihetinde. Aynedeki vücudun misali nefi noktasında. Akis aynı münakis olmak üzere keşfedip başka mertebeyi düşünmeyerek la mevcuda illa diyerek yanlış etmişler sabite kaydi esasıyı inkar etme derecesine Evet. Ama şey de var abi ene tarafımız mahluk değil. O da ustatta anlatıyor. Yani bak kendine şey verme. Ama bu tarafında var, bu tarafında var. Peki sen kimsin? Cemül Cem'sin. Camül Ezdat'sın. Zıttanın Cem. Mahlukatın tarafın var, mahluk olmayan tarafında var. Ben ikisinin Cemül Ezdat'ım ben sırf mahlukat tarafına bakmak eksik olduğu gibi sırf e, mahluk olmayan tarafına bakmak da şey. Ben camil ezdatım, zıtların cemiyim. Ben sırrı insaniyim. Ben muhatabi ilahiyim. Ben Cenab-ı Hakk'ın en cami bir ayni izi Yani demeli. Bitireyim. E, git Gitgide şeriatı zahir bir kışır zanneder. Yani külliyatı zahir kışır kabul eder. Böyle de oluyor ha. Ben, ben de yani böyle iki, iki, asker varmış. Dört çantası var. Bu kışır. Hep böyle. Bütün derste de enfus. Ya iki asker var. Tamam da her şeyi batına hamletmek. Batını her şeyi zahire hamletmek. zahirilmesi meşrebi çıkar yani. İkisi de aynı yerdedir abiler. Hakikat aynı surettedir. Hakikat aynı zahirdedir. Hakikatsız suret, suretsiz hakikat yok. Şu anda olanlar ahiretle olmayacak. Şu anda zaten oluyor. Şu anda suret mi burası? Aynı zamanda hakikattır. Aynı anda suret, eylem, kanunet içimizde, hakikat, esma ilahi ve Allah'ın zatına bakan. Her şeyde suretidir, kanuniyetidir, hakikatıdır, mahiyetidir. Yani suret eylemdedir. 76 şualarda diyor ya. Ee, hakikatla, şey, suretler hakikata istinad eder, ona dayanır, medet alır, hayat bulur. Tamam cesette öyle. Ha şimdi surette miyiz? Evet suretteyiz. Nedir o cil ve cemalındaki sanatı? Şu anda varız. Ama aynı anda hakikat oluyor. Hakikat olmayacak gelecekte. Oluyor. Yani suret burada, hakikat orada. Öyle bir şey yok. Hep aynı yerdedir. Aynı anda oluyor. Şu anda dünya ile ahiret sonra ahiret inşa olmayacak. Ahiret oluyor zaten. Dünya ahiretin üzerine ten tenine perdedir. Beraber. İşte Risale-i Nur'un da kalıpları, dersleri, böyle metinleri e, şey zannediyor. E, ne yapar? E, şöyle ne diyor? Git gide şeriatı zahir bir kışır zanneder. E, bu kışır zanneder. Maksat bu zanneder. Hayır. O da değil. Bulduğu hakikati, bulduğum tefekkürü, esas maksut telakki eder. Yani bu Risale'nde kast edilen bu, budur. Ee, bu olduğu için ben buldum. Bir de niye ineyim buralara ya? Niye ben bunu bir de okuyayım? Buldum zaten. Maksut buydu. Zanneder. Zan. Zanımıza tabi. Ne diyor güzel ayette? Güzel ayette diyor ki insanların ekserisi ekseriye zanlarına tabi olur. Zanların ekserisi. Bizim doğru bildiklerimizin ekserisi zandır. Zandır. Mesela kendine benlik vermek, vücut vermek zandır. Ama esbab alemindeki şeye, adet ilahileri uymak hakikattir. Ben he, bulduğu, bulduğu hakikati esas ve maks maksut telakki eder. Ben onu buldum, o bana yeter der ahkam-ı muhalif hareket eder. Yani mesela ben bu daire-i nurda öyle kamil, öyle acayip bir aa, kardeş abileri gördüm ki inanın vallahi hayran hayran bakıyorum, konuşuyor. Benim böyle yeni bir insan gördüğüm zaman adetim ve ahlakımdır. Böyle bakarım bakalım benim bilmediğim ne anlatıyor. Hep merakımdan dinlerim yani. Bir şey eklemek istemem. Susturmak istemem. Birisinde onu susturmasını istemem. Dur bakayım ya ne diyor? Ama abucu, abuk bu konuşmuyoruz. Öyle acayip e, varan var ki yani o alemlerde ama içimde de acıma da oluyor. Tamam çok acayip ama yani birbirine o kadar birbirine geçiyor ki yani bir sistem, bir kalıp, bir yöntem, bir metin konsa metinin içerisine o suyu koyup da dolaba koysan donsa o kalıba göre mükemmel olacak yani. Bir o eksiği kalmış. Ama acayip. Acayip. Diyorum ki ya Rabbi bu adam bunları nasıl düşünmüş ya? Bunları nasıl tefekkür etmiş? Vallahi inan yemin ediyorum. Bilerek söylüyorum. Ya bunları bunları nasıl düşünüyor ya? Bunu düşünen kardeşlerden iftihar ediyorum yani. Ama metine uygula. Metineyin uçağını pisleyin. Tamam havada kalma. Piste indir. Nüminal havadan piste in. Mükemmel bir örnek olacaksın. Mükemmel bir yolda istifade edilecek. Bana yeter der. Ahkam-ı şeriyete hareket eder. Bu kısımdan aklı başında olanlar mesuldürler. Sukut ediyorlar. Belki kısmen şeytana maskara oluyorlar. Kürse kadar yaptırabiliyor şeytan. Böyle... Abdülkadir Gelen Hazretleri'ne cesaret etmiş de bulutun arkasından. Geylani senden namazı kaldırdım. Senden memnun olmuşum. Ne yaptı Geylani? Terliği çıkarttı, çöldü. Ah meylon şeytan. Lanet olasın dedi. Buluta doğru fırlattı. Sonra adam onlara gözüküyordu. Sonra dedi ki adam. Ya benim şeytan olduğumu nasıl anladın dedi. Çünkü peygamberde namaz kalkmamış. Panteistler namaz kılmaz. Son uçta olanlar. Çünkü insan terakki ede de tanrılaşır. Tanrılaşan Allah demiyorum aşağı. Kim kime ibadete çık? Ben zaten tanrıyım. Onun için namaz kılmazlar. Ee, mesela kim onlar? Ee, Masonların 33 derecelileri e, mesela öyle iddia ederler. Biz tanrının çocuklarıyız ki olduğumuz için tanrıyız. yani Şeytan bak diyor ki sende namaz kalktı, senden razı olmuşam. O diyor ki, sonra yakalıyor, diyor ki peygamberde namaz kalkmadı da bende mi kalkacak? Hangi ayeti kullanıyorlar onu da size söyleyeyim. Yakiniyet, ahiret yakin gelene kadar, sana yakiniyeti nasıl olacak kadar Rabbine ibadet et. O yakiniyet Allah'a fikir ettik, hissettik, bahsettik, zevk ettik. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. mertebesini Allah'a tefekkür ettim. Yakiniyet oldu mu? E, tamam ben oyum. Kim kime ibadet edecek? Sana yakin olana kadar ibadet et. Oysa ulema demiş ki ayetin ayet, ayetin siyak ve sibakı nedir? Siyak sibakı şudur. Ahiret ahirete kadar yakiniyet yok. O seviye yok yani. Yani pe olsa peygamber miraçta yapmış. Miraça çıkmamış mı? Geldi namaz kılmadı mı? Kıldı. Cenneti de geçti. Her taraf gibi yakinet bitmiyor. Ne zaman kıyamet koparsa yakinet biter. Yani yakin olana kadar ibadet et. Adam şimdi ne diyor Pantez? Bu ayete dayanarak bize yakiniye tahsil oldu. Biz gayet değiliz yakiniz, şahidiz, meşhuduz. Yani zatız. Biz tanrıyız. Tanrı tanrı. Başka tanrı yok ki ibadet etsin. Ben tanrıyım. Tanrının çocukları. Oluyor. Son cümle. Bu, bu kısımdan aklı başında olanlar mesuldürler. Sukut ediyorlar. Belki kısmen şeytana maskara oluyorlar. Bir ulema demiş ki kürse kadar miraç yaptırabilir şeytan. Çünkü şeytan bize bir cevher yaratılmış Nur Muhammed'i. Sonra ruhuna takılmış. Sonra hayat, işte şu zihayattır, zişurdur, kanuna vücut harici verilmiş. Zi ee, zihayatın içerisinde nefis takılmış. Nefis derken e, nefse mare değil. Nefse mare, levva, memuli, memut, mayne, raziye, safiyen, artıka. Yani mertebeler. En şeli bu. Diğerleri hayır. O nereden takıldı bize? Kürste. Nefse mare bizde kürs takılınca biz beşer olduk. Biz beşer olduk. Arşta biz insans, insan olduk. arş azamda ceverdik. Ruh bir kanun emridir, bir ceverdir. Onun için şeytan bize nereden takıldı? Kürs. E, kürse kadar miraç yaptırabilir. Aldatabilir yani. Kimleri aldatmadık? Ki? Kimleri aldatmadık? Ki? Kendimizi nasıl emin zannedeceğim ya? Kimleri aldatmadı? kısacası evvel ve ahir e, metin çalışmaları üzerinde külliyatı zahirde bitireceğiz. Sonra atıflarıyla uğraşacağız. Sonra o mevzuyu bir araya getireceğiz. Mesela zan diyelim veya hissiyat getireceğiz. O metini o metinle tefekkür edeceğiz. O tefekkürün A kaynağı bu. Aa buradan çıkarttım. Ama ehli olmayan aa burada böyle bir şey yazmıyor. Olsun sen yürü. Sen ona da bak buna, buna da kızıyorum. Yazmıyor. Külliyatta yazmak istediği yani anlatmak istediği anlattıklarından fazladır. Kur'an'ın anlatmak istedikleri anlattığından fazladır. Mutadit manası vardır. E her bir manada küllidir. Sen anladığınla mı muhabs olacağız? Ha. ama sen yeter ki metine razı ol. Metin <laughs> ha, o metinleri metinle kıyas ederek tefekkür ettin mi Fesvana hem de kuraldı, hem vurgun yemezsin hem de o yol işlenir bir yol olur. Böyle ol. Bu kardeşlerden var. Çok şükür. Şahit oldum. Varmışlar. Çok acayip ummadığım şey varmışlar. Baya varmışlar. Bir kalıp, yöntem, sistem, metin eksikliği var. O doldu mu mükemmel bir meşrepçik olur. Yoksa kendi bir de bunlar e, pek muhatap bulamadıkları için yalnızlaşmışlar ona da üzülüyorum. Kenar köşede kaybolacaksın. Yazık olacak o mana. Bari yöntem, sistem, şablon, metine in uçağa indir piste Ma kenarda, mağarada, kenar köşede kalmaya ihtiyaç yok. Bunlar da pek ders yapmazlar ha. Böyle acayip. Peki sorusu olan var mı? şimdi şey soracağım ee, hani dediniz ya Vahabiler bir yere tutulmuyorlar. Evet. Kendisi müştehit. Daha sonra İslam alimleri hani işte tefsir usulü, hadis usulü bir takım usuller koymuşlar ya bunlara. Yani bu e, enfüs anlamında da dima dersleri bir usuldür diyebilir miyiz? Yani dima dersleri de bir yöntemdir de bir dese ki bir usuldür. Ya sen kimsin ki ülmü usulü din uleması mısın ki sen dostu getir denilebilir. Ama metin, metinle çalıştırdığım gibi dima derslerinin metinleri usuldur. Metinleri. O ustattan, risaleden o geçen paragraflar var ya o usuldur. Ama onun üzerindeki tefekkür zanlardır, malumatlardır, bilgilerdir, tefekkürdür, histir, hakikattır, dırdadır. Ama o metin usuldur. O usulden gideceksin. konmuş. tabi 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 ilmi usulü din İl uleması diyor usta. Yani zahiri şeriatta bu usul olduğu gibi peki ba batını ilimlerde asın imamların koyduğu kaydelerdir. Telviyat İttisa da öyle diyor zaten. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin söylüyor mesela hemen karşı iki sayfada e, söylüyor bak. O zaman e, İmam-ı Rabbani Hazretleri e, zamanında Bak şurada nereye çıkmıştı. İmam-ı Rabbani Hazretleri de e, asıl imam olduğu için onların dersi de diyor ki şurada işte bu hale giriftar olanlar mizan-ı şeriatı elde tutmak, usulü din ulemasının dosturlarını kendine ölçü ittiyaz etmek tamam da muayyenleştir. Kim yani? İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi muhakkikin evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir. Ve daima nefsini itham etmektir. Ve kusurdan az ve farhtan başka nefsine nefsin eline vermemektir. Bu meşhepteki şatahat hubbu nefisten neşet ediyor. Çünkü muhabbet gözü kusur görmez. Muhabbet gözü kusur görmez. Nefsine muhabbet için o kusurlu, liyakasız bir cam parçası gibi nefsini bir pırlanta, bir elmas zanneder. Vesaire devam eder. Ee, yani mazarları da anlatıyor. İmam Rabbani de söylüyor. Mazarların aynaları. Mesela diyelim ki ben e, bu dersi yapıyoruz. Benim aynamda böyle gözükten. Beni takip eden bir sürü kişi var. Onları mazar oldu esma, aynı esma değiliz ki. Ona bak şataat olur. bu <laughs> Mektubat 83. Evet. 83. Bu ders kendime biliyor musunuz? Beni tırpanlıyor. Benim ihtiyacım var. Hatime şu meseleden anlaşılıyor ki derece-i şuhud derece-i imani bil gaybden çok aşağıdır. Yani metin. Metin esastır. Yani yani o tefekkürümüzü şuraya dediğin anda harikasın. Çünkü Kur'an'ın evet, Kur hakikatleri yani. Yani yalnız şuhuduna istinat eden bir kısım ehli velayetin ihatasız keşfiyatı keşfama. E, ama niye demiyor? Şöyle terakki etmiş. Şey böyle genişerek değil. Bunun adı şu. Noktadan noktaya gitmek inkişaftır. Sesim kuşatarak gitmesi imbisattır. E, bu ihatasız nasıl inkişaf? Noktadan noktaya gitmiş. İhata değil yani. İmbisat değil. Diyor ki yalnız şuhuduna, kendi tefekkürüne istinad eden bir kısım ehli velayetin ihatasız keşfiyatı, veraseti nübüvvet ehli olan asviya ve muhakkikinin şuhuda değil, Kur'an'a ve vahye gaybi fakat safi, ihatalı doğru hakayık imaniyelerine dair ahkamlarına yetişmez. Demek bütün ahval ve keşfiyatın, ve ezvak ve müşahadatın mizanı kitap ve sünnettir. Ve mehenkleri yani konuştuğun şeyi metinlemeyi kitap ve sünnetin desatı kutsiyeleri ve asvai muhakkikinin kavayidi hasleleridir. Hatsiyeleridir. Yani eğer Risale-i Nur'da ise bu metin çalışmalarıdır. Atıflarıdır. Ha Metinin zahiri anlaşıla manasını hapsolamazsın. Yani bu böyle demiş. Tamam kural bu. Ama mesela bu kapıdan çıkılır. Bu kapıdan çıkılır ama nereye gideceksin? Bu kapıdan markete de gidersin. Tepecikler sensizine gidersin. Şuna da gidebilir. Ama çık hani zahiri manaya hapsetmek de zulümdür. Ama o o alemlerdeki tefekkürlerimiz metin tahlili ile olur. Metin metin tahlilleri içinde mana istinbat istimbat edilmeli, casus olmalı. Usta diyor ya, e, biz diyor e, mevzuları nakille değil istinbatı mana. Öyle mi dedi yok? istihracı mana ile meşkulos. Yani zahir şeyleri e, nakletme değil. İstihracı mana. Şimdi basısı çıktı bu yanlış. Bunun zahirde dediğinin başka bir şeysi yok. Hep bu. Zayanlış olduğu gibi metini unutup da ooo, burada, o burada mı o Metin üzerinde istediğin tefekkür yap. Evet. Yani Bunlar öyle değil ki. Bunlar öyle bir olmadığından da ihatasız Evet yani mesela e, bu bu metinle tefekkür edildiği zaman dima, vicdan, bizimkisi o metin üzerinde olduğu için her şeyi kuşatıyor. Ama metinsiz olunca e, iyi hata ettiğini de bilmezsin. Bir sürü de başkasına da zarar da verebilirsin mesela. Mesela dairemizde var ya öyle inkişaf, husus inkişafatlı olanlar var ki şahit oldum. Hakikaten normal bir akıllı insan, normal bir alim, alim varamaz. Bu hususi bir inkişafat olmuş, Allah vermiş. Ne eksik var ona diyorum zaten buna da da canlı yandığıdır zaten. O uçağını piste indirince şeytan ama ne der? Hasan abi seni eleştiriyor. Hasan abi seni hedef yapmış <laughs> Değil. Risale de Şimdi eğer o uçağı indirdiğin zaman yönteme, sisteme, kaideye, metine o kadar harika bir meşrub çıkar ki umumi bir caddede çıkar ki o kadar faydalı olursun ki anlatamam. Öyle olsun. Öyle olmasını istiyorum. Çünkü nur dairesi sıf zahir değil. Nur dairesinin tarikat değil, e, tarikat yoktur değil. 12 hak tarikatın cemi olduğu için Emirdan da söylüyor. Bu tarik yani yol. Yani bu yolu bu kardeşler açtı. Bu kardeşler yaşıyor. Diyorum ki sen yaşadığını herkes yaşasın. Yönteme gel, Sistemli göster. Tefekkürünü anlatırken ilk önce metin oku sonra tefekkür. İlk önce metin oku sonra tefekkür. İlk önce metin oku sonra tefekkür. Sonra metinleri birbirine kıyas et tefekkür. Bak te bütün tefekkürlerin doğru olsa metinsiz söylesen olmaz. Çünkü senin için oturmuş olabilir ama seni takip edenlerde oturmamıştır. İlk önce metin sonra tefekkür. İlk önce metin sonra ondan çıkan tefekkür. Harika ve mükemmel olursun mükemmel de fayda verirsin ben dershanedeyim diye e, o manalar hep ben, benle gösterilecek diye demek iddiadır, zulümdür İçtimai hayatın her tarafında çalışan öyle nur kardeşlerim var ki bazılarının öyle bir mana inkişaf ediyor ki yemin ederim benim hayalime hiç gelmemişti. Onun için bazıları mubala zannediyor. De bakayım ne diyorsun? Dur hele bir bakayım. Bilmediğim ne söyleyecek? Aynı böyle yapıyorum.